Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığışı örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay tığışı yeleklerinizde, etol şallarınızda, bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde, lif örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir modelden bahsedeceğim. Gerçekten 3 günde bir yelek yapabileceğiniz bir örnek, hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Yapımı da bir o kadar kolay. Evet, modelimin yapımı için bu şekilde elimde alize angora simli ipim var. Renk numarasına gelince şöyle 267 renk numaramız, şöyle göstermek istiyorum. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığım arkadaşlar, şöyle. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Şöyle hemen tığıma ipimi sabitledim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. Hemen zincirimden girdim. Modelimizi su taşı üzerine yapacağız. Tabii ki siz dilerseniz bu modeli zincir üzerine, lastik üzerine, trabzan üzerine kurabilirsiniz. Hemen burada 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine bu kısma ikili trabzan yaptım. Tekrar zincirimin yanına hemen ikinci zincirime de bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına ipimi aldım, geriye döndüm. Burada yapmış olduğumuz bir alt sırada 2 zincirimin içine trabzan olarak girdim. Yine aynı yuvanın içine trabzan. 2 tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. Tekrar aynı yuvanın içine trabzan, 1, 2, 3 zincir, geriye döndüm. Tığımın başına ipimi aldım, yine aynı yuvanın içine trabzan. Evet arkadaşlar, su taşımız bu şekilde gitgelli dönerek ilerleyebilirsiniz. Yapacağınız örgünün enine göre bu şekilde su taşı yapabilirsiniz. Evet, ben zemini biraz ilerleyip tekrar sizlerle buluşacağım. Evet arkadaşlar, modeli gösterecek kadar bu şekilde su taşını yaptım. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen şu kısımdan girdim. İkili trabzan yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine, yani kenarlarına su taşı olarak ilerliyoruz. Evet, bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hemen şu görmüş olduğunuz birinci 3 zincirime girdim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmek topladım. Tek seferde kapattım, fıstık yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tekrar hemen şöyle tığımızın başına ipimizi alabiliriz de 1, 2, 3, 4, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre fıstıkları yapabilirsiniz. Şu şekilde de yapabiliriz fıstıkları, ikişer ikişer toplayabiliriz. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu ara kısma 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Tekrar yine aynı şekilde 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Burada 2 tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine üçlü trabzanımı yaptım. Yine aynı yuvanın içine üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar 1, 2, 3. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısımdan fıstık yapıyorum. 1, 2,
3, 4 de yapabilirsiniz, 5 de yapabilirsiniz arkadaşlar fıstık kısmını. Şöyle ikili çekebilirsiniz. Tekrar göstermek istiyorum. 2, 3 zincir arada. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle iki tanesini de bir kapatabilirsiniz. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane zincir tığımın başına ipimi aldım. Birini 1, diğerlerini 2'şer. Üçlü trabzan. 1, 2, 3. 2 tane zincir. Aynı yuvanın içine 2 tane trabzan. Yine 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle topladım, kapattım. Arada 2 veya 3 zincir. 1, 2, 3. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine. 1, 2, 3, 4, 5. Topladım, kapattım. 3 zincir. Yine araya 1, 2, 2 tane zincir. Aynı yuvanın içine üçlü trabzan 2 tane daha. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi en son burada fıstık yaptık. 2 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen şu kısma yine buraları 2 veya 3 de çekebilirsiniz. Örneğinizin gidişine göre yine buraya su taşı yapıyorum. Burada 1, 2, 3 tane zincirimi çekip geriye döndüm. Tığımın başına ipimi aldım. Yine buradaki su taşını yapıyorum. Kenardaki 2 tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine yine trabzanımı yapıyorum. Burada 2 tane zincirimi çektim. Hemen bir alt sırada yapmış olduğumuz fıstıklar var. Bu zincirimin içine girdim, sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Tekrar 2 tane zincirimi çektim. Buradan yapmış olduğumuz su taşının hemen şöyle ters tarafından dibinden girdim. Bir sık iğne. Tekrar diğerine aynı şekilde sık iğne. Burada 2 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2. Diğer kısma geçiyorum. Aynı trabzanlarımı dibinden şöyle aldım. Sık iğne. Tekrar diğerine girdim. Sık iğnemi yaptım. Burada 1, 2 zincirimi çektim. Diğer fıstığıma geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğnemi yaptım yine. Tekrar 2 zincir. Yine su taşımı şöyle sık iğne, tekrar sık iğne yaptım. 1, 2 zincirimi çektim. Diğer örneğime sık iğne. 1, 2. 1, 2 zincir. Tekrar, pardon, sık iğne. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor arkadaşlar. Şöyle çift örgümüz oluşuyor. Burada kenar su taşını yaptım. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Şimdi modelimin ters yüzündeyim. Buraya kenar su taşını yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine yine trabzanımı yapıyorum. Burada 2 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 tığımın başına ipimi alıyorum. Burada sayıyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4. sık iğnemin içine giriyorum. Burada 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. 1, 2, tekrar araya 2 tane zincir, aynı yuvanın içine su taşı yapıyorum. Şöyle. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Yapmış olduğumuz su taşının üzerine arka kısımdan şöyle zincir çekmiştik. Bu kısımda sık iğnelerimiz var. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buraya yine fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Topladım, kapattım. 2 tane zincirimi çektim. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 1, 2 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Burada sık iğnemin tepesinden gireceğim. 1, 2, 3, 4. sık iğnemin tepesinden 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Tekrar yine bir tane daha, arada 2 zincir. Yani şimdi örneklerimiz yer değiştirmiş oluyor. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Evet, şöyle göstereyim. Sıra sonuna geldim. Burada 2 tane yine zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Kenar su taşımı yapıyorum. Buradaki trabzanlarınızı 3'te, 2'de örneğinizin gidişine göre ayarlayın arkadaşlar. Tekrar. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Örneğimi şöyle. Şimdi bu kısımda ters tarafı denk geliyor. Diğer dönüşümüzde düz tarafı geliyordu. Şimdi burada ne yapmalıyız? Bunu da göstereyim. Buradaki kenarı yapıyorum. Yine su taşını yapıyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine trabzanımı yapıyorum. Burada yine 2 tane zincirimi çektim. Şimdi örneğimiz düz gelmesi için bu sefer ne yapıyoruz? Buradaki trabzanlarımızı bu şekilde alıyoruz. Dipten bir sık iğne, 2 sık iğne, 2 zincir, tekrar 1, 2. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrar burada 2 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2. Bu kısma giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğnemi yaptım. 2 zincirim. Yine buradan 1, 2, 2 tane zincir. Tekrar diğer trabzanlarıma geçiyorum. Şimdi bunu
arka kısmından alırsak örneğimiz ters düşer arkadaşlar. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Evet. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Örneklerimizin yeri değişerek ilerliyoruz. Şöyle düz tarafını göstermek istiyorum. Ben örneğimi sizler için birkaç sıra ilerleyip tekrar sizlerle buluşacağım. Evet arkadaşlar, şöyle örneğimi sizler için birkaç sıra ilerledim. Gerçekten çok farklı, değişik bir örnek. Şöyle ters yüzü, düz yüzü şöyle göstermek istiyorum. Örneklerimiz yer değiştirerek ilerliyor. Tabii ki bu küçük bir parça halinde, bundan yelek yaparsanız gerçekten çeyizlik yeleklere muhteşem duracak bir modelden bahsettim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.